Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere perde dişi modeli anlatacağım arkadaşlar. Klasik bir model, modası geçmeyen, çok güzel, kullanışlı bir model arkadaşlar. Özellikle bebek örgülerine çok yakışıyor. Baktım sayfamda anlatımı yok, onu da yapmaya karar verdim. Şöyle Nako'nun ince bir ipi var arkadaşlar elimde. Bununla yapacağım. Şöyle şişim 3 numara arkadaşlar. Öncelikle ilmek sayısından bahsedeyim size. İlmek sayısı tek olacak arkadaşlar. Tek sayılardan oluşacak. 1, 3, 5, 7 gibi. Şöyle ilmeklerimizi atarak başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri açarak da videomdan anında haberdar olabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yapalım. 17 yeterli arkadaşlar. Kenar patı yapmayacağım. Siz isterseniz kenar patlarını da ekleyebilirsiniz. Şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Zaten yapımı oldukça basit. Şöyle arkadaşlar, örgümün arka yüzündeyim. Hepsini ters olarak örüyorum. 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar modelim. Dediğim gibi oldukça kolay bir model. Çok da çabuk ilerliyor. İnşallah bundan da güzel bir bebek yeleği öreriz. Hem yapımı güzel hem de çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Benim çok sevdiğim modellerden bir tanesi. İpim ince. Örerken belli oluyordur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örgümün ön yüzündeyim. Burada yine hiçbir işlem yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hepsini düz örüyorum. Model kurulumu zaten arka sırada yapılıyor. Bu sıramızı da hepsini düz olarak örüyoruz. Örgümün arka yüzündeyim. Yine bu sırayı da hepsini ters olarak örüyorum. Herhangi bir işlem yapmadığım için biraz hızlı örüyorum arkadaşlar. Hepsini ters ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Yine hiçbir işlem yapmıyorum. Hepsini düz olarak örüyorum. Arka sırada şimdi modelimizi uygulayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters örüyorum arkadaşlar. İpimi diğer tarafa alıyorum. Bunu örerken arkadaşlar şuradaki şu boşluğa batıyoruz. Şöyle gözüküyor sanırım. Buradan düz olarak örüyoruz. Bir ters örüyoruz. İpimi ön tarafa alıyorum. Düz örmüyorum arkadaşlar. Şuraya batmıyorum. Bir altındaki şu boşluk kısmına batıyorum. Bir ters, bir düz ama alttaki boşluk kısmına batıyorum. Yine bir tane ters. Alttaki boşluktan yine batarak örüyorum. Bir ters. Boşluğa batarak örüyorum. Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Zaten sadece bu sıramda işlem yapıyorum. Ördüm. Bir ters ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Bu kadar basit arkadaşlar modelim. Örgümün ön yüzündeyim. Hiçbir işlem yapmadan hepsini düz olarak örüyorum.
Hiçbir işlem yapmıyorum. Yine arkada da bir işlem yapmayacağım. Hepsini ters öreceğim arkadaşlar. Evet, bu sırada da hiçbir işlem yapmıyorum. Hepsini ters olarak örüyorum. Modelimin ikinci sırası oluyor arkadaşlar. Bir düz ördüm, bir ters örüyorum. Ön tarafta yine düz öreceğim. Arka tarafta da model kurulumunu yapacağım. Modelimin üçüncü sırası. Yine hiçbir işlem yapmıyorum. Hepsini düz olarak örüyorum. Hepsini düz örüyorum gördüğünüz gibi. Şimdi arka sırada yine aynı işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. İpim ön tarafta, yine şu boşluğa batıyorum şuraya. Düz şekilde örüyorum. Bir ters örüyorum. Bu boşluktan örüyorum. Bir ters araya batıp örüyorum. Yine bir ters örüyorum. Bu araya batıp düz şekilde örüyorum. Şuraya batmıyorum arkadaşlar. Yanlışlık olmasın. Şu ilmeği batmıyorum. İlmeğin altındaki şu boşluk kısmına, şuraya batıyorum. Bir ters örüyorum. Yine şu boşluk kısmından örüyorum. Evet arkadaşlar, modelim böyle bu şekilde, gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şöyle benim bir ön çalışmam vardı, onu göstereyim. Bunu ince ipten yaptım arkadaşlar. Ön çalışmamı da Nako Elit Baby'den yaptım. Bunda daha güzel gözüktü şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim yakından da. Çok güzel bir model arkadaşlar. Ben dediğim gibi çok beğeniyorum. Şöyle arkadan görünümü bu şekilde. Şöyle kabartmaları var. Dediğim gibi bebek örgülerine çok yakışan bir model arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.